Apar ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Anda Özdemir. İşin sırrıyla karşınızdayız efendim. Günün öne çıkan konularını konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. Ekonomi reform paketinde gıdada israfı önleyecek yeni adımlar açıklandı. Tarlada ve halde kalan ürün dijital ortamda pazarlanacak. Muhabirimiz Ahmet Şimşek konuğuyla bizi bekliyor. Şimdi detayları alacağız. Kendisinden ve konuğundan sözü hemen Ahmet'e bırakalım. Teşekkürler Hande Özdemir. Sizin de bildiğiniz gibi Cuma günü Başkan Erdoğan ekonomide reform paketini açıklamıştı ve paketin içerisinde tarım sektörüne ilişkin önemli değişiklikler, önemli yenilikler bulunuyordu. Şimdi hepsini görüşeceğiz. Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce ile birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Önemli değişiklikler var. Hal yasası meclise kabul edilecek, meclise sunulacak hal yasası ve dijital pazar uygulaması da bunlardan bir tanesi. Aslında hepsini tek tek değerlendireceğiz ama ana hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu açıklanan pakette DİTAP'a özellikle vurgu yapılıyor. Biliyorsunuz DİTAP dijital tarım pazarı, yani bir marketplace dedikleri pazar yeri. Yurt dışında da uygulamaları var ve Tarım ve Orman Bakanlığımız bunu 2020 yılı içerisinde hayata geçirmişti. Bunun felsefesi de üreticiyle tüketiciyi buluşturan, yani üreticilerimizle alıcılarımızı buluşturan bir pazar yeri. Ürünün doğru fiyattan satılması, doğru fiyattan alınması, tüketici nezdinde de istenilen kriterlerde izlenebilirliğini sağlanarak masaya kadar, yani klasik bir tabirle tarladan sofraya, tarladan çatala kadar bir bütüncül yaklaşımla yapılmış bir dijital pazar yeri. Bunun mutlaka işlerliğinin zaman içerisinde artması ki 2020'de kullanılmaya başlandı. Buna hal yasasıyla birlikte, entegrasyonuyla birlikte mutlaka gıda enflasyonunda olumlu sonuçları olacağını değerlendiriyorum. Tabii ki de tek başına dijital bir platformdan bütün bu etkiyi yaratması beklenemez. Bunu tamamlayıcı başlıkları da biz bu paketin içerisinde görüyoruz. Şimdi hallerde ve pazarlarda kalan ürünler, tarlalarda çok özür dilerim, kalan ürünler elektronik ortamda pazarlanacak. Bunun aslında olumlu sonuçlanıyor dediniz ama biraz daha açabilir misiniz? Hem üretici açısından hem tüketici açısından ama tüketici açısından avantajları neler olacak? Şöyle söyleyeyim, yaş meyve sebze sektörüne bakıldığında biz TÜSİAD olarak Tarım ve Gıda 2020 raporunu yayınladığımızda buna da değindik. 5 fasikülden bir tanesiydi. %53'lük bir kayıp var. Yani bu tarlada hasattan başlıyor %20 ile. Tarladaki hasattan sonra tarlada elleşleme, ondan sonra nakliyesi soğuk zincire uyulmaması veya ön soğutması, buradan satılacak pazar yerine kadar gelmesi veya marketlere ve satılması. Tüm bu zincirin içerisinde eğer tarlada kalan bir ürün varsa ve hala da satılabilir durumdaysa, efsaftaysa ki biliyorsunuz organize perakende de her zaman çok daha görsel, çok daha standart, homojen paketlenmiş ürünler tercih edilip teveccüh ediliyor. Oysa ki hala da bir ürün istenilen standartlarda olmasına rağmen efsafı, yani niteliği ve yenilebilirliği olarak şeklen bazen öyle olmuyor. Bu manada kalınan ürünlerin direkt pazarlanıyor olmasının etkilerini göreceğiz ama olumlu bir yaklaşım. Yurt dışında baktığımızda birkaç programda da sizlerle de konuştuk bunu. Wonky food, ugly food, yani çirkin gıda diye bir tabir var. Aslında bu standartlarda market raflarında görmediğimiz ürünleri tekrardan satılabilir hale getirilmesini biz önemsiyoruz. Bunlar da hala daha bir değer buluyorlar. Evet. Peki sebze ve meyvelerde soğuk zincirlerde desteklenecek bu değişiklikler kapsamında. Bunun etkilerinden de bahseder misiniz? Bu çok önemli. Bir kere ön soğutma denen bir işlemden henüz haberdar değiliz demeyeyim ama çok daha işin başındayız. Ürünlerin ön soğutma neticesindeki performansları sonradaki soğuk zincirdeki performanslarını etkiliyor. Türkiye'de bu manada altyapı yatırımlarının ciddi manada desteklenmesi gerekiyor. Belki belli bir büyüklükte de kısıtlanmamalı. Bir gıda vadileri yapılmalı. Bir gıda lojistik vadileri yapılmalı ve buradaki ölçeklere de uygun destekler gelmeli. Bunu çok önemsiyoruz. Buradaki kaybın da gelişmekte olan ülkelerde %20 ile 45 arasında. Ülkemizde tüm zincire baktığımızda %53 ama soğuk zincirden mütefellit %25-30 kayıp olduğunu görüyoruz. Demek ki burada bir kanayan yara var ve bunun mutlaka bir mekanizmayla desteklenerek düzeltilmesi gerekiyor. Evet, şimdi gıdadaki kayıplardan bahsettiniz. Şimdi hem soğuk zincirler olsun hem de dijital tarım pazarı uygulamasıyla olsun gıda israfına etkisi ne olacak? Şimdi gıda israfı kayıptan farklı bir şey. İsraf mutfakta bizim ailede okul içi eğitimden gelen bir şey. Bizim israf konusunda da çok bilinçlendirmemiz gereken bir halkımız var ki eğitim öğretim seviyesinde başlaması gerekiyor. Bununla ilgili de çok gıdanı koru gibi çok bakanlığın da çok büyük kampanyaları var. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bakınız
israf olarak değil ama kaybın önlenmesi açısından 2016 yılında Fransa'da yapılan bir uygulamayla Fransa belli bir büyüklüğün üzerindeki süpermarketlerden sebze ve meyvelerin atılmasını yasaklayarak gıda bankalarına verilmesi zorunluluğu getirildi. Yani sistem içerisinde kalmasını sağladı. Böyle bir düzenlemesi bile 2 sene sonra yapılan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde Fransa'yı tarım ve gıdada israfı önleme açısından yaptığı düzenlemelerle birinci sıraya yükseltti. Dolayısıyla burada yapılacak, atılacak adımların da bu şekilde gıda bankalarının da reform paketinde de bahsediliyor. Gıda bankalarında devreye sokularak minimuma indirilmesi hedeflenmeli. Evet, şimdi hal yasası teklifi de meclise sunulacak. Bunun üretici ve tüketici açısından faydaları ne olacak ve tabii gıda fiyatlarına etkisi ne olacak? Şimdi hal yasası ile ilgili çok tartışmalar oldu. Etkisi ne olacak diye çok konuşuldu. Ancak şunu söyleyeyim. Üreticiyle tüketiciyi buluşturan aracısız bir kavramdan bahsedilmiyor. Mutlaka hallerin meyve ve sebzede ön alan ve bir otorite sahibi olacağı bir düzenleme olması ile ilgili görüşler var. Ayrıca bunun dışında da hal sayılarının konsolide edilerek belli bir büyüklükte belli alanlarda düzgün yani dijital tarım uygulamalarıyla birlikte izlenebilirliği sağlayacak. Hep bu bahsettiğimiz soğuk zinciri koruyacak. Yani aslında fiziksel olmazsa olmaz altyapıyı güçlendirecek bir şekilde dönüştükten sonra kayıpları da engellemesiyle birlikte pozitif bir etki yaratacağını ama o aracılık ve komisyonculuk kurumu denen kurumun da çok iyi irdelenmesi gerektiğini, küçük üreticinin de mağdur olmayacağı bir yasaya dönüşmesi gerekiyor. Çünkü büyük üretimin getirdiği bir zaten economic scale dediğimiz ölçek ekonomisi var ama burada çok parçalanmış küçük üreticiler de onları da koruyan kollayan bir uygulama olması gerekiyor. Peki erken uyarı sistemiyle yakından takip uygulaması getiriliyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçmek için. Etkileri sizce ne olacak? Çok önemli. Erken uyarı sistemi niye önemli? Tarım zaten riskin olduğu bir alan. Riski yönetebiliyorsunuz. Bu bir bilim. Ama aynı zamanda belirsizlik de var. Artık günümüzde belirsizlikleri öngörülebilir hale getirmek tarımdaki belirsizlik için ön almak demektir. Bu da nedir? Erken uyarı sistemi. İklim için olur, toprak için olur, meteorolojik veriler için olur. Afetler için olabilir. Bunları öngörebilecek modeller dünyada gelişti. Bakınız 2013 yılında dünyada dijital tarım pazarı yani teknolojisinin pazarı 13,5 milyar dolar iken 2020 yılında 26,5 milyar dolara geldi. Bu kadar tarım teknolojileri üzerindeki yatırımların mutlaka tarımdaki katma değere, tarımdaki üretime pozitif etkisi var. Erken uyarı sisteminin işler hale getirilmesi ve verilerinin üretici bazında yayımlanması çok önemli bir etkisi olacağına inanıyorum. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Sözleşmeli tarım uygulamasının geliştirilmesinin etkilerinden de biraz bahseder misiniz? Sözleşmeli tarım uygulaması fiilen yıllardır yapılıyor. Ancak hem üreticiyi hem de alıcıyı istediğimiz seviyede hukuken koruyan bir metinlerle veya sözleşme uygulamalarıyla yapılamıyor maalesef. Bu konuda çalışıldığını biliyorum. Sözleşmeli üretim modeli çiftçi için, üretici için olmazsa olmaz çok iyi bir model. Aynı zamanda alıcılar için de belli standartlarda, belli koşullarda ürünü hangi fiyattan, hangi şartlarda alacağını tanımlayan iki tarafın olduğu hukuki bir metin. Bu konuda düzenleme yapılması şart. Bu konuda da çalışıldığını biliyorum. Tarımın önünü açmak için sözleşmeli tarım uygulamalarını münferit üretimden ziyade bir planlamayla geliştirmek ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlar. Çok teşekkür ediyoruz Emrah Bey. Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce ile birlikteydik. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet arkadaşımız Ahmet Şimşek'e teşekkür edelim. Aynı zamanda konu Emrah İnce'ye de teşekkür ediyoruz efendim. Gıdayı konuştuk. Şimdi gelelim otomobil taksitli satış.